FETÖ'yle mücadele, devletin iddiası bu. Ben de uzun bir süredir bu konuyu değişik vesilelerle ele aldım, değerlendirdim, eleştirdim. Bir kere daha üzerinden geçmekte yarar olduğu kanısındayım. Doğrular, yanlışlar. Aslında şu gün itibariyle baktığımız zaman devletin, devlet derken bazıları devletle hükümeti ya da Erdoğan'ı ayırmak istiyorlar ama kusura bakmasınlar, o çok sevdikleri devlet, sevmedikleri Erdoğan tarafından denetleniyor. Bunu artık kabul etsinler. Devletin FETÖ'yle mücadele anlamında şu anda yaptıkları içerisinde elle tutulur, doğru pek yok. Belki olsa olsa hala güvenlik bürokrasisinin askeriye, polis gibi içinde kalan, hala kendini gizlemeyi başarmış bir takım isimlerin saptanıp haklarında kovuşturma açılıyor olması bir başarı olarak kaydedilebilir. Onun dışında ideolojik, siyasi anlamda mücadele noktasında artık hiçbir şey yapıldığı söylenemez. İnsanların mağduriyetlerinin, kurunun yanında yanan çok sayıda yaş var. Bir de açık söylemek gerekirse kurunun da kategorileri var. Bu kategorileri yapmadan devlet topyekun bir savaşa girişti. Ve bunun içerisinde Fethullah Gülen ve çevresiyle en ufak bir ilişkide bulunmuş insanlara karşı çok acımasız davrandı devlet ve hala davranmaya da devam ediyor. Ama öte yandan Fethullahçılıkla hayli içli dışlı olduğu bilinen tescilli Fethullahçı diyebileceğimiz ya da Fethullah destekçisi diyebileceğimiz isimlerin bazıları ise sırf iktidarın yanında yer aldıkları için son dönemde kayırılıyorlar, onlara hiçbir şey olmuyor.